İstanbul'da Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri uygulama noktasından kaçan şüphelinin üst aramasını yaptı ve üzerinden el bombası çıktı. Şüpheliler gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ise soruşturmayı ele aldı. Ramazan Almaçayır'ın özel haberi geliyor şimdi. Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri rutin uygulamalarını 7/24 sürdürüyor. İşte o uygulamalarda kimi zaman silah, kimi zaman bıçak ya da uyuşturucu ele geçiriliyor. Ancak motosikletli polis timlerinin bu sefer yaptığı uygulamada herkesi şaşkına çeviren bir malzeme ele geçirildi. Motosikletli polis timlerinin uygulama yaptığını gören motosikletteki şüpheli önce durdu. Arkasındaki kişi birden aşağı atladı ve kaçmaya başladı. Ancak hesaba katmadığı başka bir şey vardı. Uygulama noktasının belli yerlerinde pusuda bekleyen diğer motosikletli polis timleri vardı. İşte onlardan bir tanesi yaşanan kovalamacının ardından o şüpheliyi yakaladı. Ve yapılan üst aramasındaysa bir el bombası ele geçirildi. Üzerinde el bombası yakalanan şüpheli ile arkadaşı polis timleri tarafından gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Ardından da detayların araştırılması için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gönderildiler. Şimdi bu bomba neden taşınıyordu ya da bir yerde kullanılacak mıydı? Polis bu sorunun cevabını arıyor. Aslında Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timlerinin bu başarılı çalışmasıyla belki de bir patlamanın ya da saldırının da önüne geçilmiş oldu. Motosikletli polis timlerinin durdurduğu her araç didik didik aranıyor. Öyle ki bagajından koltukların altına kadar her nokta tek tek kontrol ediliyor ki herhangi bir detay atlanılmasın. İşte yapılan bu uygulamalar sayesinde aslında birçok suçlu da gözaltına alınmış oluyor. Polis timlerinin yaptığı incelemede bir araçtan silah çıktı. Şu anda onun kontrolü yapıldı ancak yapılan tespitlerde silahın ruhsatlı olduğu anlaşıldı. Yani herhangi bir sorun olmadığı ortaya çıktı.